Demişti ki, dur bakalım bunlar senin daha iyi günlerin. Bu sadece Meral Akşener'e dönük bir gözdağı değil. Bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na dönük de bir gözdağı. Bu aynı zamanda Gelecek Partisi'ne dönük de bir gözdağı. Bu aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'ne dönük de bir gözdağı. Bu yönüyle AK Parti grubunda bu görüntülerin yayınlanmış olması bence bu saldırının artık resmi hoşgörü etrafında işlendiğinin bir kabulü ve öte yandan... Bunun bir suç görülmediğinin anlaşılmasıdır burada bir suç görülmüyor sistem kılıçdaroğluna dönük saldırıyı bir suç adetmiyor Çünkü bunu bir protesta bir protesta türünde bir e, e, şey girişim olarak addediyor bundan sonrası için de şunu anlamamız gerekir ee, AK Parti herhalde öyle görülüyor ee, e, bunun altını çizerek söylemem gerekir önemli vurgulamam gerekir AK Parti için AK Parti demokrasiye inanmıyor AK Parti geçen hafta da ifade etmiştim. İçinden kendisinin çıkmadığı sandığı sandık saymıyor. AK Parti buna seçim darbesi diyebiliyor. AK Parti silahsız 15 Temmuz diyebiliyor. Dolayısıyla demokrasi kendisi sonuçta kaybettiğinde demokrasinin gereğini yerine getirmeyeceği anlaşılıyor. Bu nedenle sokak bu nedenle bu türden şiddet hareketlerine dair e, muhalefetin daha dikkatli olması gerektiğini anlıyorum. Çünkü önümüzdeki seçime kadarki süreç e, muhalif öznelerin, muhalif bireylerin ve muhalif liderlerin daha dikkatli olmaları ve bir Allah muhafaza herhangi bir bir saldırıya karşı önlem almaları, şimdiden hazırlanmaları anlamına gelir diye düşünüyorum. Ama sorumlu devlet bunlardan şu sonucu çıkarırdı. Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelse bu aynı zamanda yani CHP'ye dönük bir saldırı olsa bu AK Parti'ye Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı olsa bu Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılmıştır şeklinde kabul ediyoruz demeli gerekirdi. Ben bu sorumluluğu göremiyorum. Şimdi bu olay tarihi bir olay. Yani aslında bir tutumun çok berraklaşması, netleşmesi. Olaydan kastım da mecliste Cumhurbaşkanının konuştuğu oturumda AK Parti grup toplantısında bu videonun gösterilmesi ve geçmişteki yenilgilerinizden ders almadınız mı derken yenilgi ve ders almamak ifadelerinin geçtiği sırada çubukta Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının görüntülerinin orada tüm halka, izleyicilere ve milletvekillerine izletilmesi. Bu olay tarihsel bir olay. Niye? Çünkü bu olayla iktidar çubukta Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı aslında üstlendi. Üstlendi evet. Bu bir üstlenme evet, eylemidir. Evet. Açıkça üstlendiler. Evet. Daha ne yapsınlar üstlenmemek için? Zaten üstlenmemek için bugüne kadar yapılması gerekenleri yaptılar. Geçmiş olsun demediler. Faillere karşı çok şefkatli ve hoşgörülü üstlendi. davrandılar. Neredeyse kahraman muamelesi yaptılar. El üstünde tuttular. Değil mi? Evet. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetini, demokrasinin ayrılmaz parçası olan ana muhalefet görevinden kaynaklanan tartışılmaz ve aldığı oylardan kaynaklanan tartışılmaz meşruiyetini tartışılır değil. Daha da ötesine ortadan kaldırıp gayrimeşru evet. bir pozisyona oturttular ki o video zaten tamamen buydu. Yani... Kılıçdaroğlu ile halkı sözde karşı karşıya getirmek amacıyla hazırlanmış. Çünkü Kılıçdaroğlu o videoda herkesi tehdit ediyormuş gibi gözüküyordu. Şimdi zaten amaç da burada bir yerde sokakta dolaşamaz hale getirmek. Evet. Yani muhalefet mensuplarını, liderleri sokakta dolaşamaz hale getirmek istiyor istiyorlar. Yani çok açık. Çünkü kendileri sokakta artık pek rahat dolaşamıyorlar. Evet. Neden? Bir saldırıya maruz kalma tehdidinden falan değil yüzle gelemiyorlar. O kadar kötü durumda ki çarşı, pazar, sokak halkın sorunları açlık, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı insanlarla yüz yüze geldiklerinde söyleyecek sözleri yok. Verecek vaatleri yok. Dolayısıyla dengelemek istiyorlar bunu. Muhalefet de dolaşamasın sokak. Tabii ki muhalefet bence sokakta siyaseti çok iyi yapıyor. Tabii. Giderek daha da iyi yapacak. Bu tehlikeyi kendi açılarından gördüklerinden bunu şimdi imkansızlaştırmak istiyorlar. Hı hı. Bu bu hareket tamamen doğrudan e, siyaseti demokratik siyasete yapılmış bir saldırıdır. Bu bir saldırıdır. Hı hı. Bunu bir saldırı olarak görmek zorundayız. Hem de mecliste yapılmış bir saldırı olarak görmek zorundayız. Bu kadar açık aleni bir fiziki saldırıya böylesine sahip çıkılması, bunun böylesine üstlenilmesi. Bunun böylesine mazur ve meşru görülmesi kabul edilemez. Hiçbir demokratik norm ve standart açısından mümkün değildir bunun savunulması ama bunların savunulabildiği şartları ve şartları da yarattı bu bu iktidar senin dedi Şimdi dediğin bu görüntüleri gibi. izlediğinde Kadri abi, Kılıç şu şu görüntülerde, AK Partili biri ya da AK Parti Cumhur İttifakı'na destek veren biri şu görüntüleri izlediğinde burada suçlunun kim olduğunu düşünür. Burada suçlu Kılıçlar oldu. Kılıçdaroğlu'yu cezalandıranlar kimdir? Aslında kahramanlardır. Öyle görülür yani. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında görsel olarak kullanılacak denli ona yer veriliyorsa, bu saldırıya yer veriliyorsa burada saldıran aslında Kılıçdaroğlu'dur o göze göre. Yani Kılıçdaroğlu zaten varlık olarak ya da siyasi çabasıyla onları kışkırtmıştır. Burada kışkırtan Kılıçdaroğlu'dur. Vatandaş da gerekli müdahalede bulunmuştur. Saldırmamıştır aslında. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'nın bütün partili milletvekillerine ve oradan bütün örgütüne seslenebildiği neresi varsa oraya esasen ulaştırdığı mesaj da budur. Kılıçdaroğlu bir kışkırtıcı olarak kendisini dövdürtecek denli provokatif biridir. Ve ona müdahale edenler de eda esasen vatandaşlık görevini yapmışlardır. Çünkü bir türlü iflah almamaktadır. Tam da bu nedenle altını çizmek istiyorum. İktidar görünen o ki gitmemek için elinden geleni yapıyor. Gitmemek için. Sandık sonuçlarına rağmen gitmemek için elinden geleni yapıyor ve dolayısıyla başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ardından Meral Akşener ve diğer e, muhalif önderler ve muhalif liderler e, bu süreçte e, tam da böylesi bir e, böyle bir e, fay hattını dikkate alarak yürümeliler diye düşünüyorum. O nedenle e, kendilerinin e, yani e, muhalif e, özellikle bundan sonraki süreçte alacakları her tutumun, her açıklamanın, her eylemliliğin iktidar katından böyle bir karşılık bulmaları Peki, da büyük. Ama iktidarın da istediği bu değil mi? Yani dikkate alarak yürümesi halinde muhalefet liderlerinin sokakta siyaset yapmasınlar. Çünkü zaten devlet de devlete hakim olan iktidarda onların pek güvenli hissetmelerini istemiyorlar. Evet. Kendilerini, yani kendilerine dolayısıyla sokağa çıkmasınlar, siyaset yapmasınlar. E zaten medya iktidarın tahakkümü evet. altında. Medyayı o yönetiyor. Devasa bir mekanizma. Etkisiz falan ama en azından yer kaplıyor. Yer kapladığı için de bağımsız medyanın sesini duyurması zorlaşıyor. Doğru. E, bu, bu noktada geriye kala kala muhalefete sosyal medya kalıyor ve sokak sokakta halkla var Şimdi bu konuda çok başarılı bence. Yani CHP de giderek çok başarılı olmaya başladı. Özellikle belediye başkanları, genel başkanları da bence giderek öyle ama Meral Meral Hanım'ın altın, altını özellikle çizmek lazım bu konuda çok başarılı. Öteden beri öyleydi evet. zaten. Yani evet. 20 yıl önce de öyleydi bence. Ee, sokakta halkla temasla çok başarılı bir e, siyasetçi. Kastım yanlış anlaşılmış kendisi. olabilir. Ama, ama şimdi burada istiyorlar ki korksunlar. Evet. Çıkamasınlar dışarı. Çıkarken de beş kere düşünsünler. Evet, evet. Şimdi bu bir aslında bu bir bu bir tuzak. Yani bu güvenlik tuzağına düşüldüğü andan itibaren muhalefet pasifize olur, etkisizleşir. İstenen bu. Bakalım buna ne tür bir reaksiyon gösterecek. Yani senin önerdiğin tabii ki haklı ve meşru hmm. çok doğru. Yani kendinizi hedef haline getirmeyin ama o zaman siyaset nasıl yapılacak? Yok öyle değil. Yani bu şartlarda, bu şartlarda Türkiye'de oyun sahasının, siyasi oyun sahasının tamamen iktidarın lehine dizayn edildiği, hakemlerin taraflı olduğu, iktidarın kalesinin küçücük, muhalefetin kalesinin kocaman olduğu yayın kuruluşlarının hep e, iktidarın yaptığı faulleri göstermediği ama öteki tarafı gösterdiği vesaire böyle bir e, eğimli Hatta Tabii. oyun sahası yani muhalefetin tarafına doğru hafif bir eğim de var top daha rahat gitsin diye şimdi böyle bir oyun sahasında muhalefet maçı kazanacak göreceksin kazanacak evet. Çünkü e, şartlar başka bir neticenin oluşmasına el vermiyor bu bu açıdan da şöyle düşünüyorum yani elinden bu iktidar bu iktidar seçimi kazanmak için elinden ne gelirse yapar dedin. işte Hayır, seçimi kazanmak için değil. Yani bulunduğu için. yeri terk etmemek için, gitmemek için. Evet. o bambaşka bir noktaya evet. götürür. Evet. Ben onu seçimi mi kazanmak için? Onu zaten yapıyor. Yani o yeni bir durum değil yani. E, onu zaten yapıyor. Devletin bütün işte, unvanlarını seferber Kazanmayacağı diyor. seçimi yaptırmaz diyorlardı bu bir aslında öğrenilmiş çaresizlikti. Kazanmayacağı seçimi yaptırdı. Evet. Ve yine yaptıracak. Sadece tek bir meşruiyet kaynağı kalmıştır bu iktidarın. O da seçim sandığıdır. Ve doğru düzgün olduğu az buçuk şüphe götürse bile en azından bu şüphenin artık kesin kanıtlarla ortaya konulduğunda tartışılmaz bir gerçeklik oluşturmaması. Biraz ben uzun bir şey oldu ama yani anladım anladım. sahte, gayri meşru bir seçim e, olarak görünmemesi. Dolayısıyla hani yüzde üçlük dörtlük bir hile. E, yani onu yani, gibi bir şey. Sandığa rağmen gitmezler anlamında söylemedim. Yani...